Trabzon İskenderpaşa Camii önündeyiz şu anda sevgili izleyiciler. Trabzon çok sevdiği önemli bir değerini kaybetti. Hakikaten son dönemlerde acı üstüne acı yaşıyoruz. Önemli isimleri bir bir ebediyete uğurladık. Doktor Aydın Aydın da bu önemli isimlerden bir tanesi. Hakikaten şehrin hakkında Allahu ekber. Tabipler Odası Başkanlığı. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü en Allahu ekber. Şu anda vakit namazı kılınıyor. Birazdan Aydın Aydın için cenaze namazı kılınacak. Trabzon tamamen buraya atmış durumda. Bugün üzere Doktor Aydın Aydın dün sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Hayatını kaybetti. Ölüm nedeni olarak beyin kanaması teşhisi koyuldu. Doktorlara kalp krizi dendi ama sonradan beyin kanaması olduğu ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi cami önünde vakit namazı kılınıyor. Allahu Ekber.
Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Şu anda camide almışsın dışarıda dolmuş durumda. İsterseniz oraya doğru bir gidelim. Allah sen beni tetiklersen alalım. Ben Beşar abi. Önce bir bilir vermem içeri. Şimdi başkadan alacağım bir 5 milyon. Şimdi. Bak orada. Kendisi aldı. Bir sürü şey. Değil mi? He? Ahmet, ne var? Başımın kitabı, kardeşim. Kardeşim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme ente selamu aleyke selamu tebarekte ya bel celali vel ikram. Sabah saat 10'da Medikal Park Yıldızlı Hastanesi önünde Doktor Aydın Aydın için hekimlerin çoğunlukta katıldığı bir tören düzenlenmişti. O törende de duygu dolu ifadelerle Doktor Aydın Aydın anlatıldı. Hem hastane başhekimi hem yakın arkadaşı hem Tabipler Odası Başkanı Aydın Aydın'ın nasıl bir insan olduğunu aslında çok güzel sözlerle ifade ettiler. Öldükten sonra insanların arkasından ne konuşulacağı belki ölen için çok önemli değil ama bunun ailesi, eşi, dostu, eşrafı için önemli.
ölen her zaman Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Yani ölen öldüğüyle kalıyor diyelim. Arkasından bıraktığı miras, bıraktığı söylenecekler, konuşulacaklar çok önemli. Bunu eğer iyi şeyler bırakabiliyorsak ne mutlu bize. İnşallah hepimizin arkasında iyi şeyler konuşulacak, bir miras kalır, miras olur. Evet, vakit namazı tamamlandı ve şu anda sevenleri Aydın Aydın'ın son yolculuğuna uğurlamak üzere على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا العالمين تعالى شان الله أكبر ذو Trabzon Mahallesi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ümitçoğlu, AK Parti Başkanı Haydar Bey'in fotoğrafında gördüğümüz isimler
dediğim gibi cami dolu, caminin alt katı dolu. Şimdi avlu da dolu. Böylesine bir kalabalık, böylesine bir sevgi, dediğimiz gibi son zamanlarda gördüğümüz en kalabalık cenaze törenlerinden bir tanesi. Şimdi dağılıyor, düşünün. Henüz cami dağılmamasına rağmen burada böyle şeyleri. Değerli cemaatimiz, Şanlıurfa cemaatimizin arka sokaklara doğru ilerleyebilmesi için lütfen yardımcı olalım. Bir koridor açık bırakalım, orası kapanmasın hiç. Cemaatimiz rahatlıkla arka sokaklara doğru çıkabilsin, safa doğru geçebilsin. Allah hepinizden razı olsun. Cemaatimiz gibi yan kapılardan sıkarak safa geçmeye çalışalım. Yusuf İhlas, Gülen Fatıha Eşkeri'yi okuyalım. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes-semi'ul alim. İlahi ya Rabbi, sana rızan için kılmış olduğumuz öğle namazımızı ve diğer namazlarımızı ve biraz sonra kılacağımız cenaze namazımızı dergâh-ı izzetine kabul ve makbul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sana rızan için okumuş olduğumuz sure-i celilelerde hasıl olan ecir ve sevabı başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bütün Peygamber Efendilerimizin ruhlarına hediye edip sen vasıl eyle ya Rabbi. Okuduğumuz sure-i celilelerden hasıl olan ecir ve sevabı Peygamber Efendimizin ehli beytinin, ashab-ı kiramın, tabiinin, tebe-i tabiinin, müfessirinin, muhaddisinin, evliyanın, enbiyanın, şühedanın, sülahanın ve şu an burada bulunan amin diyen cemaatimizin ahirete göç etmiş olan bir cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye edip sen vasıl eyle ya Rabbi. Okuduğumuz sure-i celilelerden hasıl olan ecir ve sevabı şu an musallada bulunan aydın kardeşimizin ruhuna hediye eyle, sen haberdar eyle ya Rabbi. Okumuş olduğumuz surelerin hürmetinde kalbini pür nur eyle, mekanını cennet eyle, derecesini âli eyle, ruhunu ruhu Resulullah Efendimiz'e komşu eyle, seyyiatlarını hasenata tebdil eyle, geride kalan kederli ailesine sabr-ı cemil, ecr-ü cezil ihsan eyle. Şu an musallada bulunan kardeşimizin ölüm halinden ibret alabilmeyi, ahiret için hazırlık yapabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu daim eyle. Bizleri bölmek, parçalamak isteyen hainlere, şer güçlere sen fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, cümlemize hayırlı ömürler nasip eyle. Cümlemize hayırlı ölümler nasip eyle. Senin huzuruna iman ile, Kur'an ile, salih amel ile çıkabilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin diyen bu cemaatimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Ve selamun aleyhi mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Cenab-ı Müslim, Erfani gibi müddeti ömrünü tamamlayarak, aramızdan ayrılan, arkasında güzel hatıralar, güzel insanlar bırakarak, aramızdan ayrılan, merhumu dünya hayatındayken Allah'a ve Resulullah'a inanmış, mümin ve Müslüman olarak yaşamış olduğuna şahitlik eder misiniz?
Ahirete taalluk eden haklarınızı merhuma helal ettiniz mi? Merhumdan razı mısınız? Allah-u Teala sizden, oradan, bizden, bütün Müslümanlardan razı olsun. Amin. Cenab-ı Hak bütün geçmişlerinize rahmet eylesin. Amin. Ruhları şad olsun. Amin. Allah için namaza, meyit için duaya, dört tekbir oğlun imama, her kişi niyet eder. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için veka ortayın iman ervahı için Allah rızası için. El Fatiha. Allah rahmet eylesin. Buyurun. Şurayı açalım bir, koridoru. Bir açalım burayı. Bir açalım. Öylesine bir kalabalık, yani görmedik desek ancadır.
son yıllarda. Dakikalardır namının avlusu boşalmıyor, görüyorsunuz. Gördüğünüz bu kalabalığın hepsi Aydın Aydın için buradaydı. İskenderpaşa Camii'nde Aydın Aydın'ı son yolculuğuna uğurladık öğle namazında, ondan cenaze namazının ardından. Şimdi memleketi, o çok sevdiği köyü, Çaykara Çamova köyüne, çok sevdiği topraklara son yolculuğuna uğramaya gidiyor Aydın Aydın. Dostları, sevenleri onu son yolculuğunda binlerce insan yalnız bırakmadı. Öylesine sevgi dolu, öylesine halkla iç içe, öylesine gönülden ve hiçbir kötü niyeti olmayan, herkese iyilik dağıtan biriydi ki böyle bir cenaze namazıyla onu son yolculuğuna uğurladı sevenleri. Dediğimiz gibi bu avlu öyle kolay kolay dolacak bir avlu değil. Türkiye'nin en büyük meydanlarından bir tanesi burası. Ve halen daha boşalmış değil. Gördüğünüz gibi cuma namazı okunalı neredeyse 5 dakika oldu. Ve cemaat Aydın Aydın için hala daha burada son yolculuğuna uğrandığı cenaze töreninde. Olsun, olsun. 5 ay sonra olsun da sağlam olsun. Biraz da kendimizi kapatalım. 62 puanı var. Evet sevgili izleyiciler, İskenderpaşa Camii önünden aktaracaklarımız bunlar. Doktor Aydın Aydın, Trabzon'un sevilen hekimlerinden, eski tıp odası başkanı. Sadece bir hekim değil, o işte herkesle bir dost olabilen, kardeş olabilen, arkadaş olabilen biriydi. Hastalarıyla kurduğu dostluklar, muhabbetler, sohbetler onu bugün Trabzon'un en sevilen isimlerinden bir tanesi olduğunu gösterdi aslında. Bu camide burada toplanan kalabalık, böylesine bir cenaze namazı, tekrar tekrar söyleyeyim, bu kadar bir kalabalık bu avlu çok zor görür ve bugün o günlerden birini yaşadık. Trabzon Valisi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sağlık camiasından önemli isimler, spor camiasından önemli isimler Doktor Aydın Aydın'ı son yolculuğuna uğurladı. Biz de 61saat.com ekibi olarak sizlere bu acı günü, bu hüzünlü günü aktarmak istedik. Gelemeyenler,
gurbette olanlar için aktarmaya çalıştık. Evet, İskenderpaşa Camii önünden aktaracaklarımız bu kadar. 61saat.com'da günün gelişmeleri ve detayları ile bu cenaze töreninde yaşananları takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.